Hong Kong'taki tek bir park yeri tam 1,3 milyon dolara satıldı. Ne? Bu satışta en pahalı park yeri dünya rekoru kırıldı. Bu yer The Peak adı verilen lüks bir konut geliştirme projesinin bir parçasıydı ve Asya'daki en pahalı evlerden bazılarının bulunduğu bölgedeydi. O evlerden biri Mayıs ayında aylık 210 bin dolara kiralandı. Hesaplıyorum da bir dakika. Evet, yılda 2,5 milyon dolarlık kirası var. Üstelik bu evin sahibi bile olmuyorsunuz. The History Supreme hem dünyanın en pahalı hem de en büyük süper yatı rekorlarını aynı anda kırdı. Bu yat som altından yapıldı ve 30 metre uzunluğunda. Yatta T-Rex kemiklerinden yapılmış bir heykel, ana suite'te meteoritten yapılmış bir duvar, 24 ayar altından panoramik duvar akvaryumu, acaba içinde Japon balığı var mıdır? Ve ayrıca ender bulunan 18,5 karatlık bir elmas bulunuyor. Bu arada elmas toplam 4,8 milyar dolara mal edildi. Kusaichi Pegasus adındaki bir yarış atı 60 milyon dolara satıldı. Bu paranın günümüzdeki değeri ise yaklaşık 90 milyon dolar civarında. Bu at 2000 yılındaki Kentucky derbisini kazandıktan sonra çok revaçtaydı. 14 ayar altından yapılan bir Lego tuğlası 2012 yılında 12.500 dolara satıldı. Fakat satılma amacıyla yapılmamıştı. Şirket bu Lego tuğlalarını uzun yıllar emek veren çalışanlarına bir hediye olarak veriyordu. Koh-i-Nur elması dünyadaki en değerli elmastır ve gerçekten de paha biçilemez bir parçadır. 109 karatlık bu elmasın ağırlığı 1 onstan yani 28 gramdan biraz daha azdır ve İngiliz hükümdarlığı mücevherlerinin en önemli elmasıdır. Meksika Los Cabos'ta tek bir taco sizi 25 bin dolardan edebilir. Michelin yıldızlı bir şef tarafından hazırlanan bu taco'nun malzemeleri arasında beluga havyarı, Kobe bifteği ve 24 ayar altın yapraktan yapılan bir tortilla var. Bunu gerçekten yemek ister miydiniz? Lovers Deep Luxury Submarine Oteli, gecelik 150 bin dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı otelidir. Saint Lucia kıyılarındaki mercan resiflerinde, yani suyun altında bulunan bu otele gitmek için bir denizaltı gerekiyor. Bu fiyata kendi kaptanınız, özel şef, uşak ve başka değerli hizmetler de dahil. Fakat deniz kızları ne yazık ki ekstraya giriyor. 2016 yılının Kasım ayında Ripley's Believe It or Not şirketi bir müzayedede satılan en pahalı elbiseyle yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı. Bu Marilyn Monroe'nun Başkan John F. Kennedy'ye 45. yaş gününde Happy Birthday doğum günü şarkısını söylerken giydiği elbiseydi. Bir John Lewis tasarımı olan bu elbisede 2500 adet kristal ve 6000 tane de elle dikilmiş yapay elmas olduğu söyleniyor. Bu elbise müzayedede 500 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. Arkadaşlarınıza gösteriş yapmak için göz alıcı bir araba mı arıyorsunuz? Ferrari 250 GTO'yu deneyin. Bu araç, Alman araba yarışçısı Christian Glassel tarafından özel bir satışta 70 milyon dolara satıldı. Bu araç, etkileyici bir motor sporu geçmişine sahip. Birçok başarısının yanı sıra 1964 yılında düzenlenen Tour de France'ı kazanmışlığı da var. Ayrıca daha önce hiç kaza yapmadı. Uzmanlara göre bu kadar değerli olmasının bir sebebi de buydu. Zamanında kadının biri saç kesimine 16.400 dolar ödemek için İtalya'dan İngiltere'ye uçtu. Yok artık! Bu fiyata havalimanına limuzin servisi, baş masajı ve kişiselleştirilmiş saç ürünleri de dahildi. Aa, bir de öğle yemeği vardı. Japon bir sushi ustası 2019 yılında bir mavi yüzgeçli orkinos için 3,1 milyon dolar gibi rekor bir fiyat ödedi. 278 kilogramlık balık Tokyo balık pazarında satılmıştı. İşte sushi diye buna denir. Çinli tarım uzmanları tarafından geliştirilen Shenzhen Nongke orkidesi 2005 yılında basının manşetlerinden inmedi. Çünkü bu çiçeği yaratmak 8 yıl sürdü ve orkide yalnızca 4 veya 5 senede bir kez çiçek açıyordu. Birisi bu çiçeğe 290 bin dolar ödeyince bugüne kadar satılan en pahalı çiçek unvanını da almış oldu. Ünlü müzisyen Peter Shidloff günümüze kadar bozulmadan gelen 10 adet Stradivarius violasından birinin sahibi. Bu viola 2014 yılında 45 milyon dolarlık açılış fiyatıyla müzayedeye çıktı. İsterseniz dünyanın en pahalı enstrümanını satın alma şansınız var. Çünkü hala bir talibi çıkmış değil. En pahalı oyuncak ayı bir Steiff Louis Vuitton ayısıdır. Bu ayılardan biri 2000 yılında tam 182 bin dolara satıldı. Leonardo da Vinci'nin bir tablosu bir müzayedede 450 milyon dolardan fazla bir fiyata satıldı. Salvator Mundi adındaki eserin sahibi 19 dakika boyunca süren artırma savaşının ardından Suudi Arabistan'ın veliaht prensi oldu. Fakat uzmanlar bu tabloyu da Vinci'nin yapıp yapmadığını tartışıyor ve birçok kişi tablonun kaybolan orijinalinin bir kopyası olduğuna inanıyor.
Bugüne kadar inşa edilen en pahalı ev, büyük iş insanı Mukesh Ambani'ye ait. Hindistan'ın en zengin insanı olarak tanınan Ambani, 2012 yılında Bombay'da 37 bin metrekarelik bir ev inşa ettirdi. Bu ev 27 katlı ve 22,3 milyar dolar değerinde. Bu konutta bir spa, 168 araçlık bir otopark, 50 kişilik sinema, 3 helikopter pisti, bir balo salonu, 2 katlı rekreasyon merkezi ve elbette bir de bahçe terası var. Bir paskalya yumurtası 8,4 milyon dolara mal oldu. Bu yumurtanın elmasla işlenmiş bir kabuğu var ve kabuğunda 1000'den fazla elmas bulunuyor. İçinde ise 18 ayar altından yapılmış olan ve üzerinde altın bir zeytin dalında oturan kristal bir güvercin bulunan bir küre yer alıyor. En değerli masa oyunu özel bir Monopoly setidir. Bu oyunun tablası 23 ayar altın, yakut ve safirle kaplı. Sadece zarının noktalarında bile 42 tane elmas var. Bu oyunun size maliyeti yaklaşık 200 bin dolardır. İtalya Salerno'da bir pizzanın fiyatı 12 bin dolara çıkabiliyor. Adı 13. Louis olan bu pizzayı hazırlamak toplam 72 saat sürüyor. Bu pizzayı sipariş ettiğiniz zaman bir pizza şefi, şarap garsonu, özel ve sınırlı üretim çatal bıçak takımı ve tabaklarla kapınıza geliyorlar. Black Ivory yani siyah fil dişi kahvesinin kilogramı yaklaşık olarak 3300 dolar civarındadır ve üretim süreci biraz iğrenç gelebilir. Çünkü bu kahvenin çekirdekleri fillerin sindirim sisteminden geçiyor. Fillerin mide asitleri kahve proteinlerini parçalıyor ve bu da benzersiz yumuşak bir tat yaratıyor. Bu kahveyi içmek için bir fincan mı arıyorsunuz? Dünyanın en gösterişli kahve fincanı Nestle için 23 ayar altından yapıldı. Bu fincan size 33 bin dolara mal olur. Amerika'nın eyaletler arası otoyol sistemi bugüne kadarki en pahalı mega ulaşım projesidir. Tamamlanması 46 yıl süren bu projeyi yapmak yaklaşık 500 milyar dolara mal oldu. Fakat bu paranın hakkını gerçekten verdi. Bu sisteme harcanan her bir dolar şu an 6 katını kazandırıyor. Patek Philippe marka bir kol saati 2019 yılında bir müzayedede 31 milyon dolara satılarak rekorları alt üst etti. Türünün tek örneği olan bu saat bir yardım müzayedesi için özel olarak yapıldı. Açık artırmada fiyatının bu kadar yukarı çıkmasının sebeplerinden biri de buydu. Billionaire Couture yani milyarder özel üretim şemsiyeleri adından da anlaşılacağı gibi dünyanın en pahalı şemsiyesidir. Bu şemsiye su geçirmeyen timsah derisinden yapılıyor ve 50 bin dolara mal oluyor. Dünyanın en ünlü gelinliğinin etiketinde yazan fiyat tam 3,5 milyon dolar. Katlı bir pelerinle tamamlanan ve kalp şeklinde olan yakasıyla bu gelinlik, Sarah Burton tarafından günümüzün en ünlü tenisçilerinden biri için hazırlandı. Yubari Kral Kavunu'nun fiyatı 14 bin doları buluyor. Üstelik bu sadece bir kavunun fiyatı. Dünyanın sadece bir bölgesinde yetişen bu kavunun benzersiz bir tatlılığı var. Fiyatını artıran şey de zaten bunlar. Amerika'da yaşamanın en pahalı olduğu eyalet Hawaii'dir. Bunun temel nedeni adanın Pasifik Okyanusu'nun ortasında olmasıdır. Buraya her türlü malın ana karadan getirilmesi gerekir. Buysa maliyetin çok yüksek olmasına neden olur. Dünyadaki en pahalı takas oyun kartı 1952 Topps Mickey Mantle kartıdır. Mantle orta sahada oynuyordu ve 1951 yılından 1968 yılına kadar New York Yankees takımının birinci kaleciliğini yapmıştı. 3 kez Amerikan Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi. Sadece 3 kartının hala dolaşımda olduğuna inanılıyor. Rob Goh, 2020 yılının Kasım ayında kartlardan birini dudakları uçuklatacak bir fiyat olan 5,2 milyon dolara satın aldı. Dünyanın en pahalı köpeği kategorisinde birinci sırayı Samoyed köpeği alıyor. Menşei Sırbistan olan bu köpekler sevecen doğalarıyla biliniyor. Fiyatları ise 600 dolar ile 3000 dolar arasında değişiyor. Bir serbest yatırım fonu yöneticisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar kaydedilen en pahalı evi satın aldı. Bu kişi, New York Manhattan'daki Central Park'ın yanında yer alan bu evin en üst 4 katı için 238 milyon dolar verdi. Möblesiz olarak satıldığı için bu fiyata dekorasyon, mobilya veya tadilat maliyetleri dahil değildi. Aynı adam New York, Florida ve Illinois'daki en pahalı ev satın alma rekorlarını da elinde bulundurmaktadır. Dünyanın en pahalı motosikleti Neiman Marcus Limited Edition Fighter'dır. Bu motosiklet 110 bin dolarlık açılış fiyatıyla açık artırmaya girdi. Fakat Neiman Marcus pahalı ürünler satan bir mağaza zinciri olduğundan bu satış basına çok yansıdı ve ilgi büyüktü. O yüzden motosiklet tam 11 milyon dolara satıldı. En pahalı arazi parseli Çin'de Hong Kong İş Merkezi'ndeki 2 Murray Yolu adresindedir.
Bu parsel 2017 yılının Mayıs ayında tam tamına 3 milyar dolara satıldı. 2900 metrekare alana sahip olan bu arazinin her metrekaresinin fiyatı 1 milyon dolardan fazlaydı. Söylenene göre Zaha Hadid Mimarlık Şirketi buraya inşa etmek için 36 katlı bir gökdelen tasarlıyormuş. Demek ki yakında yeni rekorlara imza atacak mülkler göreceğiz. Kim bilir bunlar ne kadar pahalı olacak.